yeniden merhaba, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hepimizin çok 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 severek kullandığı bir uygulama hakkında bazı hilelerden bahsedeceğim. Bu uygulama gerçekten benim de en çok sevdiğim uygulama, en çok sevdiğim site diyebilirim ama tabii ki de YouTube'dan sonra YouTube benim aşkım. Bu hileler hem takipçi sayınızı artırmanızı, beğeni, yorum kazanmanızı sağlayacak, hem gizli gizli stalkerlık yaparken sizi bazı facialardan kurtaracak, hem de Instagram kullanırken size bazı kolaylıklar verecek. O yüzden isterseniz direkt hilelerimi anlatmakla başlıyorum. Ama öncelikle bu hasta, gripli, mazlum sesim için gerçekten hepinizden çok özür dilerim ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir haftadır ölüyorum hastalıktan. Antibiyotik kullanıyorum. Birazcık böyle konuşunca da sesim hemen cızırdamaya başlıyor. Ama bu videoyu çok fazla çekmek istiyordum. O yüzden artık bu halde çekiyorum. Siz de beni mazur görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen hilelerime başlıyorum. Instagram fotoğrafın altında geç butonunu bize sağlamıyor. Yani fotoğrafın altına açıklamalar kısmında bir şey yazarken kesinlikle satır atlayamıyorsunuz. Bunun şöyle bir çözümü var. Telefonunuzun notlar kısmına yazmak istediklerinizi bir güzel yazıyorsunuz. İstediğiniz boşluğu bırakıyorsunuz ve daha sonra da kopyalayıp fotoğrafınızın, Instagram'daki fotoğrafınızın altına yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde sayfa düzeninizi, fotoğrafınızın altındaki yazı düzeninizi istediğiniz gibi sağlamış oluyorsunuz. Bu benim bir numaralı hilelerimden bir tanesi. Ve bu aynı zamanda da profilinizdeki bio kısmı için de geçerli. Orada da aynı şekilde aşağıya geçemiyorsunuz. Yani satır atlayamıyorsunuz. Ve orası için de aynı şekilde öncelikle notlarınızda yazıyorsunuz. Daha sonra kopyalayıp oraya yapıştırıyorsunuz ve bu şekilde bu işi halletmiş oluyorsunuz. Bir diğer hilem ise daha fazla yorum, beğeni ve takipçi için. Bunun için arkadaşlarınızla fotoğraf çekiliyorsanız ya da sevgilinizle fotoğraf çekiliyorsanız kişileri sadece fotoğrafınızın üstüne etiketlemeyin. Aynı zamanda kişileri fotoğrafınızın açıklamalar kısmında da etiketleyin. Bu şekilde Instagram fotoğrafınızın daha fazla görünmesini sağlıyormuş. Nasıl oluyor onu bilmiyorum ama böyleymiş. Bir diğer hilem ise stalkerlık yapmayı çok seven için. Şahsen ben de başarılı bir stalker olduğumu söyleyebilirim. Stalk yapmayı tabii ki de herkes gibi çok seviyorum ama benim de hepiniz gibi korkulu rüyalarımdan bir tanesi o stalkladığım kişinin fotoğrafına böyle gidip yavaş yavaş iki defa tıklamak. O zaman fotoğrafını beğenmiş oluyorum tabii ki de ve karşı tarafa da bildirim gitmiş oluyor. Ve benim bütün foyam ortaya çıkıyor. O yüzden profilini stalklamak istediğim kişinin öncelikle profiline giriyorum. Daha sonra bütün fotoğrafların yüklenmesini bekliyorum ve telefonumu uçak moduna alıyorum. Bu şekilde o kişinin fotoğrafını iki defa tıklamış olsam bile karşı tarafa bildirim gitmiyor ve ben de istediğim gibi rahatça stalkerlığımı yapmış oluyorum. Bir diğer hile ise yine daha fazla takipçi, beğeni ve yorum için. Gittiğiniz yerlerde koyduğunuz fotoğrafları mutlaka ama mutlaka yer etiketi yapın. Yer etiketi gerçekten önemli bir şey. Mesela ben de eğer bir yere gideceksem öncelikle o yer adı altında etiketlenmiş fotoğraflara bakıyorum. Ve baktığım fotoğraflarda eğer beğendiğim güzel bir fotoğraf olursa kesinlikle onu beğenmeden geçmiyorum ve oradan yeni Instagram profilleri de keşfedip takip edebiliyorum. Bu yüzden dediğim gibi eğer siz de keşfedilmek veya takip edilmek istiyorsanız fotoğrafınıza yer etiketi yapmayı unutmayın. Bir diğer hilem çözümüm ise Instagram teması ile ilgili. Yani izlediği o düzen ile ilgili. Düzen benim için önemli bir şey. Yani Instagram profilinin düzenli olmasını seviyorum ben şahsen. Önceden beyaz bir tema belirlemiştim. Ama daha sonra o birazcık ister istemez bozuldu. Çünkü beyaz temayı sürdürmek gerçekten zor. Ama siz bu temayı çeşitli filtrelerle de elde edebilirsiniz. Bunun için öncelikle Pinterest'e giriyorsunuz ve Pinterest'in arama kısmına Instagram themes yazıyorsunuz. Yani Instagram temaları yazıyorsunuz. Daha sonra karşınıza ViscoCam üzerinden yapılmış bir sürü tema görüntüsü çıkıyor. Bütün filtrelerin ne kadar artırıldığı ya parlaklığın ne kadar artırıldığı, kontrastın ne kadar düşüldüğü vesaire yazıyor. Ve kendinize uygun olanı seçip Instagram profilinizi bu tema üzerinden ilerletebilirsiniz. Bir diğer çözümüm ise Instagram filtreleriyle ilgili. Bence Instagram'ın kendi filtreleri gerçekten başarılı filtreler. ViscoCam kadar olmasa da başarılı filtreler. Ama bu filtrelerden bazıları da gerçekten kelimenin tam anlamıyla çok kötü. Bunları çıkartıp sadece beğendiğim filtreleri kullanmak istiyorum. Yani kalabalık yapmak istemiyorum diyorsanız size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir tane fotoğrafı açıyorsunuz. Daha sonra gördüğünüz gibi filtre kısmı çıkıyor ve filtrelerin en sonuna gidiyorsunuz. Daha sonra yönet diyorsunuz. Ve yönet dedikten sonra istediğiniz filtreleri ekleyip istediğiniz filtreleri çıkartabilirsiniz.
bilirsiniz. Ve bu şekilde Instagram'da filtre kalabalığı yapmamış oluyorsunuz. Ve size benim yeni öğrendiğim bir şeyden bahsedeceğim. Bu aslında hile değil ama yine de burada bahsetmek istedim. Arkadaşlar emojilere etiket yapabiliyoruz. Yani emojilere hashtag olarak kullanabiliyoruz. Ben bunu öğrendiğimde gerçekten çok şaşırdım çünkü bilmiyordum. Çok güzel değil mi? Bence gerçekten çok tatlı bir şey. Bundan sonra kesinlikle emojilere hashtag olarak kullanmayı düşünüyorum. Eğer istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Bir diğer hilem, bir diğer çözümüm ise yine benim güzel tatlı bir tanecik stalkerlarım için. Instagram'da diyelim ki birini arattınız ve bu arattığınız kişinin hiçbir şekilde görülmesini istemiyorsunuz. Kimsenin görmesini istemiyorsunuz. O zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Hemen Instagram'da ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra da ayarların en altında arama geçmişini sil diye bir buton var. Ve ona basıyorsunuz. Evet eminim diyorsunuz. Ve bütün arama geçmişiniz silinmiş oluyor. Sizin kimi arattığınızı, kime baktığınızı hiç kimse görmemiş oluyor. Bu şekilde stalkerlığınıza gizli gizli devam etmiş oluyorsunuz. Bir diğer çözüm ise benim çok uzun zamandır bildiğim ama bunu bir arkadaşım vesilesiyle öğrendiğim bir yöntem. Yani onu eğer o arkadaşımdan öğrenmeseydim hiçbir şekilde keşfetmezdim diye düşünüyorum. Beğendiğiniz gönderileri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani eskiden beğendiğiniz gönderileri bildiğiniz bir Instagram profili şeklinde, albüm şeklinde görebiliyorsunuz. Yine ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra ayarlar kısmında beğendiğin gönderiler diye bir buton var. Ve ona basıyorsunuz. Orada beğendiğiniz bütün gönderiler çıkmış oluyor. Bu şekilde eğer bir şeyi çok beğendiyseniz ya da fotoğrafını görüp bir ayakkabıyı çok beğendiyseniz, onu da beğenilen fotoğraflarınıza eklediyseniz daha sonra arkadaşınıza göstermek için saatlerce onu aramanıza gerek yok. Direkt beğendiğiniz gönderilere girip oradan gösterebiliyorsunuz. Ve bir de Instagram'ın yeni bir özelliği çıktı. Görüntüleri kaydedebiliyorsunuz. Postları gizlice kaydedebiliyorsunuz. Ve hiçbir şekilde hiç kimse neyi kaydettiğinizi görmüyor. Fotoğrafını kaydettiğiniz kişiye de bildirim gitmiyor. Bu şekilde stalkerlık yapabilirsiniz ve dedikodulara zemin hazırlayabilirsiniz bence. Ve son hilem, son çözümüm ise aile fotoğrafları, arkadaş fotoğrafları vesaire vesaire kötü çıktığınız fotoğraflar için. Biliyorum gerekli gereksiz aileniz ya da arkadaşlarınız sizin çok güzel çıkmadığınız fotoğrafları etiketleyebiliyor ve bu yüzden de etiketlenenler kısmında istemediğiniz fotoğraflar görülebiliyor. Bunun için de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Etiketlendiğiniz gönderiler kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra beğenmediğiniz fotoğrafı açıyorsunuz ve kişilere basıyorsunuz. Daha sonra kendi isminize tıklıyorsunuz ve bu fotoğrafı profilimde gizle yazısını basıyorsunuz. Daha sonra fotoğrafınızı kendi profilinizde gizliyorsunuz ve etiketlendiğiniz gönderiler kısmında artık gözükmüyor. O fotoğrafı koyan, sizi etiketleyen kişiye de hiçbir şekilde bildirim gitmiyor. Bu şekilde de istemediğiniz fotoğraflardan kurtulmuş oluyorsunuz. Evet benim Instagram hilelerim, çözümlerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videonun ikincisini istiyorsanız ve benim Instagram fotoğraflarımı nasıl düzenlediğimi merak ediyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Aynı zamanda beni mutlaka Instagram'dan takip edin. Yoksa Instagram hilelerimle başınıza çok kötü şeyler getirebilirim. Ama takip etmezseniz de eğer Instagram hesabım yok falan diyorsanız da yine de sizi kocaman kocaman öpüyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.